Bu arayış İsrail'in sadece bugünkü sınırlarını korumak maksadıyla yapılmıyor. İsrail'in kendi inancı gereği arz-ı mev'ud, kendisine vaat edilmiş olduğuna inandığı topraklara yerleşmek için şimdi yeni bir arayışa başlandı. Herkes başka şeyler söylüyor. Türkiye ile ilgili, Irak'la ilgili, Suriye ile ilgili, İran'la ilgili, Rusya ile ilgili. Amerika'nın hedefleri var, Avrupa Birliği'nin hedefleri var. Bize göre bizim hedeflerimiz var. Ama şunu biz unutmayalım. Hedefte olan esas İslam alemi. Her ne kadar komünistler ve kapitalistler ayrılmış olsa da bugün bunların arasında hala bir rekabet var. Bir tarafta Amerika ve Avrupa, Avustralya, Japonya, öbür tarafta Rusya ve Çin. Çin akıl almaz bir şekilde büyüdü. Amerika ile rekabet edecek kadar zenginleşti ve güçlendi. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz maalesef. Bu güçlenmenin arasında İslam alemi, ister komünist blok, isterse kapitalist blok olsun, hedef olarak seçildi. Çünkü Müslümanlar Fas'tan Endonezya'ya kadar çok geniş bir alana yayılmışlar. Dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz rezervleri Müslüman topraklarda. İşte buraları Batı ne Müslümanların kullanmasına ne de başkalarının kullanmasına izin vermek istemiyor. Bunlara ilaveten Müslüman aleminde çok zengin stratejik madenler var. Uranyumundan boruna kadar. Bunların da başkalarının eline geçmesini istemiyorlar. Ama istemedikleri en önemli şey nedir biliyor musunuz? En önemli husus İslam ülkelerinin güçlenerek bunların karşısına çıkması. En önemli konu bu. Müslüman ülkelerin güçlenmesini, birleşmesini arzu etmiyorlar. İşte bunun önünü kesebilmek için çareler aradılar. 11 Eylül hadiseleri, Amerika'da meydana gelen ikiz kulelere uçaklar çarpmış, Pentagon'a gitmiş bu uçak, bodozlamasını affedersiniz, girmiş, darmadağın etmiş ortalığı. Müslümanlar onları cenevinden vurdukları için Bush Haçlı Seferi ilan etmiş. Arkasından bu mücadeleyi, bu Haçlı Seferini o kadar önemsiyor ki bu Haçlı Seferinin önüne İkinci Cihan Harbi'nden sonra bizim meydana getirdiğimiz değerler engel oluyor. Bu engelleri de kaldıralım diyor. Ne demek istiyor? Bundan sonra insan hakları diye bir şeye riayet etmeyeceğim. İşkence artık benim metotlarımın içine girdi. İşkenceyi dünyanın en gelişmiş kabul edilen ülkesi işkenceyi meşru sayıyor. Yetmiyor. Hukukun üstünlüğü de beni bağlamayacak. Neden? Ben gerektiğinde sokakta yürüyen bir Müslümanın tavrını beğenmezsem onu terörist ithamıyla alıp hapse atacağım. 15 sene araştırıp delil bulamamama rağmen hapisten de çıkarmayacağım diyor. Buna da herkes rıza gösteriyor. Biz bugün böyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte bunun içinde Müslümanların güçlenmemesi, bir araya gelmemesi, sahip oldukları değerleri ihya etmemeleri için çeşitli yollara başvuruyorlar. Bunlardan en basit iki tanesi, birisi mezhep farklılığı, öbürü etnik farklılık. Bizim bölgemize geldikleri zaman diyorlar ki bize siz Türksünüz, üstünsünüz. Araplara diyor ki siz Necip milletsiniz. Bunlar geldi sizi yıllarca, asırlarca sömürdü. Kürtlere diyor ki ya sizin dünyada herkesin bir devleti var, sizin yok. Hadi bizi birbirimize kırdırıyor. Silahı kendi veriyor. Hem de üç bölgeye birden veriyor. Araba da veriyor, Türklere de veriyor, Kürtlere de veriyor. Ya Kürtler bizim kardeşimiz. Aynı inancı paylaşıyoruz. Asırlarla biz, asırlarca birbirimizi kavga etmemişiz. Biz
Osmanlılar olarak Türklük ismini bile kullanmamış, hiçbir zaman Arapları veya başka bir ülkeyi sömürmemiş bir milleti sömürgeci diye tarif ediyor. Halbuki Osmanlı Arapları her zaman kavmi Necip olarak görmüş. Onlara hizmet etmeyi bir şeref addetmiş zihniyete sahipler. Bu yetmedi. Gidiyor Afganistan'a, orada Türklük yok. Orada diyor ki bir kısmına sen Peştunsun, sen Özbeksin, sen Taciksin. Hadi onların da her tarafı kendisi silahlandırıyor. Niye? Çünkü biz çarpışa çarpışa birbirimizi kıracağız, yumuşak bir lokma haline geleceğiz. O yetmiyor, arkasından da diyor ki siz ne ya Müslümanız diyorsunuz. Müslümanlık öyle basit bir iş değil ki. Aslında girin bakın. Hadis-i şeriflerin içinde bugün kabul edilen bir sürü hadis-i şerif var. Ben bunların hiçbir tanesine ehemmiyet vermem. Bizim aramıza hem mezhep farklılıklarını sokuyor, Sünnisin, Şiisin, yetmiyor Selefisin diye. Öbür taraftan da gidiyor raporlar hazırlıyor. Ya bu Müslümanları biz içeriden nasıl çökertiriz? Nasıl olur da bunların inancını sarsarız? O raporlarda diyor ki bir tanesi 2004 yılında neşredilen meşhur, ben isim veriyorum gençler hatırınızda kalsın, yeri gelirse bakın diye. O raporlardan birisinin adı Sivil Demokrat İslam. Bir Yahudi kadın yazmış. Halil Zat diye Amerika'nın Afganistan'daki ilk Afgan asıllı büyükelçisinin hanımı. Yahudi asıllı bir hanım. O diyor ki biz İslam'ı bu haliyle bırakamayız. Bu gericilik olur. Mutlaka bu asra uygun hale getirmemiz icap eder. Onun için hadis-i şeriflerden başlamamız lazım. Müslümanları tasnif ediyor. Birçok gruba ayırmış. Ama laik Müslüman demiş, radikal Müslüman demiş. Ama temelde Müslümanlar arasında iki grup vardır diyor. Bunların bir grubu yenilikçidir. Bir kısmını da gelenekçidir. Çoğunluk geleneğine bağlıdır. Ama yenilikçiler pek kabul görmez. Biz onları destekleyelim. Neden? Çünkü yenilikçiler İslam'ı bu asra uydurmaya çalışırlar. Onların üzerinde oynayabiliriz. Onların eserlerinin yaygınlaşmasına destek verelim. Üniversitelerde kürsü sahibi olmalarına destek verelim. Gazetelerde köşe yazarı olmalarına destek verelim. Bunların kitaplarını bastırıp gerekirse bedava dağıtalım. Şimdi siz televizyonları seyrediyorsunuz. Mangalda kül bırakmayan o kadar isminin başında profesör var ki akıl almaz. Ne hadis-i şerif tanıyor, ne Peygamber Efendimizin siyerine itibar ediyor. Arapça bilmiyor, Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kalkıyor. Niye? Yenilikçi. Ne için yapılıyor bu? Bu bizim aramıza fitne sokabilmek, inancımızı zaafa sokabilmek için yapılıyor. Buradaki adam bunu ben keşfettim zannediyor. Bilmiyor ki onun düğmesini kontrol eden Amerika'da Rand Corporation'da bir adam, bir kadın veya. O yetmiyor, 2006 yılında bir rapor daha neşrediyor. Yenilikçiler şimdi neşvi nema bulmaya başladı. Çoğaldılar. O halde biz İslam ülkelerinde ılımlı Müslüman ağını nasıl oluştururuz?